Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün takipçi klanımızda baskınlar gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Elimizdeki altınları da klanımıza bağışlayacağız. Lekesizler TR başkent silvemiz 7. seviye arkadaşlar. Askerler açısından düşüklükler var. Başkent 8. seviyeye yükseltmek adına küçük savunmaların yükseltilmesi için öncelik verilmiş. Fakat ben şöyle bir hamle yapacağım. Askerlerin seviyesini yükseltmek adına bir hamlem olacak. Çünkü arkadaşlar saldırı yaparken gerçekten zorlanıyoruz. Başkentimiz 8. seviye olsa rakipler de 8. seviye olacak ve bu sefer daha da zorlanacağız. Baktığımız etapta Süper Barbar'ı es geçiyorum abi. Süper Dev'i de es geçtim. Koçbaşı'nı es geçtim. Sinsi Okçu Kışlası. Bunu yükseltemiyormuşuz zaten. Diğer birliklerimizden neler var? Minyon Kışlası var. Minyon da çok umrum değil açıkçası. Şöyle bir dağ golemine bakmak istiyorum. Dağ golemi nerededir? Bir geri gelelim abi. Büyük ihtimal büyücü vadisi ya da altındakindedir diye tahmin ediyorum. Şöyle gözücüyle baktım. Süper büyücü kışlası varmış. Bu da yükseltilmiyormuş. Bunun da kontrolünü sağlamış olduk. Aşağı bölüme gelelim abi. Buradan çıktık. Balonla gününde ne var? Golem ocağında büyük ihtimalle dağ golemi vardır diye düşünüyorum. Adından kaynaklı. Burada da roket balon varmış. Bu da 4. seviye olmuyormuş. Oğlum aslında bizim seviyeler güzelmiş lan. Ya bana çok düşük geliyordu da ee, yani düşük değilmiş ben ana klanın şeyine alışmışım var ya e, Oradaki seviyeler bana fazla geldiği için daha golemi ocağa Bu da maksimum oğlum Oho bizimkiler birlikleri makslamış maşallah Ejderha kayalıklarına bakalım Süper ejder de buradadır diye düşünüyorum Evet süper ejder de 3 olmuyormuş Valla tebrik ediyorum aga her şey maksimummuş ya Şimdi ben bunu o zaman nereye bağışlayayım altına? 12.000'lik basmayalım. Mega Mayın basalım abi. Şuradan bir Mega Mayın yükseltmesini yapalım. Ondan sonra bir başkenti kontrol edelim. 8. seviye olmak için kaç savunmamız kalmış? Evet düzenimiz bu şekilde. E, 85 tane kalmış. İyi güzel abicim. Şimdi bir baskın haritasına geçip yavaştan bir baskınlarımızı yapalım. İnşaatçının atölyesi balonla günü var. Şu inşaatçının atölyesine bir bakmak istedim. Evet inşaatçının atölyesi düzeni gayet cacık bir düzen. Biz buradan 5685'i zorlarız aga. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bir fantazi yapacağım. Olmayacağını biliyorum. 3 alamayacağımızı biliyorum ama full roket balonuyla bir denemem olacak. Ee, bunun yanına dondurma mı alsak lan? Dondurma alsak bir yıldırım eder. Şöyle de alacağım aga. Evet çok içimden geldi arkadaşlar. 3 alamayız muhtemelen. Her yer ağır savunmalarla kaynıyor. Şimdi ama toplayabildiğim en fazla altını da toplamayı deneyeceğim. Arkadaşlar mancının orada dondurma kullanacağım hava bombasıyla birlikte. Onun dışında şu üstten bir başlayalım. Hızlı roketi bir hızlıca alalım. O tanklama işlemi yaparken sağdan bir tane daha hızlı roket gönderdim. Buradan bir hava savunmasını da alırsak tatlı olur. Evet en azından onu aldık. Dev top için de bir hamlemiz olsun. Orayı da yıktıktan sonra e, mızrak atar ve testa kalacak. Tamam abi buradan bir tane daha atsak mı? İki mi atsak? Şöyle bir tane daha attım. İşimiz savunma yapacak bir şey yok. Arka tarafa geldik agacım. Şöyle bir yıldırım attım artık. Geçtim. Şimdiki etapta şu bölümü bir halledelim. Şuradan bir e, destek attım. Mancını dondurmayı unuttum. Şöyle bir dondurma atıyorum arkadaşlar. Hızlı roketlere, hava savunmasına birer tane roket attım. Şuradan bir roket balonu daha gönderip İyice mancına ulaşmaya çalışıyorum. Bol bol roketlerle birlikte. Hadi agacım dondurmamız zaten var. Artık etkisi geçecek derken Tesla'ya attım. Şu mancının üstüne gelsek hasar bırakamayacak. Heh sonunda geldik. Burası da halloldu. Ağır savunmaları alabileceğim en rahat böyle olur diye düşünmüştüm. O yüzden böyle bir hamle yaptım. Şimdi şuradaki hava savunması ve mızrak atarı temizlersek burayı güzel bir şekilde temizleriz diye düşünüyorum. Üst taraftaki mızrak atar var. Oğlum bu roket balonlarla biz baya güzel iş yaptık bu arada. Ha? Dev topu da alıyoruz. Şu iki taneyi burada bana harcatma be. Vallahi billahi harcatma. Orayı da indirin. Ekmeğimize bakalım. Bir tanesi alır lan. Aldı. Güzel. Şimdi canlar ya şuradaki dev topu almaya çalışacağım. Ya da üst tarafı temizleyip köyü üçlemeye deneyeceğim. Aslına bakarsanız dev toptan daha fazla gelir diye düşünüyorum. E, bilemedim ya. İki türlü de üçleyemem. Alt tarafa da dalsam, üst tarafa da dalsam üçleyemeyeceğim. Çünkü hızlı roketler alt tarafta da hava savunması var. O yüzden ne yapsak üstteki savunmalardan daha mı fazla gelir? Şuradan girelim hadi ya. Dev topu almak için hamlem oldu. Aldık dev topu. Hava savunmasını da bir nebze indirebilir miyiz lan? Hadi oğlum. Hadi birazcık zorlayın lan. At bir tane topunu. At lan bir tane daha. Bırak lan ondan önce sen bırak be. Bir de top alacaktık bedavadan. Oğlum 4445 muazzam bir altın aldık gerçekten ve roket balondan da gerçekten çok keyif aldım. Şimdi Büyücü Vadisi'nin bir kontrolünü sağlayalım arkadaşlar. Keşke hep böyle düzenler gelse değil mi? Evet şimdi iç kısma zorlarız. Yine bir çılgınlık yapalım abi bu videomuz fantazi videosu olsun. 14 tane değil ama şöyle birazcık da okçu alacağım. Hatta okçu değil abi minyon alacağım. Okçu çünkü roket balon havadan gittiği için sıkıntı yaşattırmasın. Bir tane barbar aldım kaydettim gireceğim. Şimdi dondurmayı galiba yine merkezde kullanırız. Bu doğrultuda saldırımı başlatıyorum. Şimdi canlar şuradaki mızrak atarı alalım. Şuradaki hava savunmasını alalım. Bunlar bedavadan duran savunmalar. Evet o tarafı aldık. Minyonları da bırakalım. Yavaş yavaş temizlik olsun altın gelsin istiyorum. Bir tane daha roket balonu attım. Oradan mızrak atara ulaşıyoruz derken şuradan da bir tane destek lazım. Bir barbar attım bu sefer. Şimdi merkezi donduralım eyvallah. Ama biz şunu düşünmedik aga. Biz merkeze nasıl gireceğiz? Değil mi? Şuradan attım. Bir tane daha attım. Bir tane daha attım. Gidebildiği yere kadar dedim ve savunmaları indirmeye başladım. Her noktadan destek atarak ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü bizim içerideki savunmaları indirmeye anam savaşı kapatıyordum lan sol taraftan minyon atacağız diye ve davadan savaş gidiyordu. Şimdi duvarları ve savunmaları indirmediğim için roket balonların menzili çok saçma bir noktada oldu arkadaşlar. Yani sonuncuyu da şöyle atalım bari artık. Bir tane de yıldırım gönderelim. En azından mızrak atarı alıp birazcık yüzdemize yüzde katalım. Şuradaki evleri bir almak istiyorum. Aslında oraya giden bir minyon ekibi de varmış. Aşağıda bir ev var, üstte bir ev var. O zaman biz şurayı bir minyonumuzla alalım. Sonra da top arabasını alırız. Dıştan falan da ev aldık. Yani ne kadar altın aldık bilmiyorum ama çok mu düşük aldık ya? O kadar da düşük olmaması gerekiyor. Bir garnizon yıktık. Top arabasına gelemedik. Fena değiliz. En azından orada dondurma var. 2475 Evet bugünkü roket balon fantazi ordumuz adını koydum ben. Şimdi şurası güzel. Merkez güzel. Aslında roket balonlarına destek ee, uçan kale atacağım bir tane de. Aynen öyle yapacağım. Hatta şuradan koç başı alıp menzili iç kısma mı yönlendirsem? Ya da uçan kale atacağız zaten ya o kadar da önemli değil. Şimdi canlar şurayı bir iptal edelim. Uçan kale aldım. Roket balon alıyorum 6 tane. Arkadan 1 milyon aldın mı almasam mı? Şöyle yapsak. Şifa alacağım lan bu sefer. Vallahi billahi şifa alacağım uçan kaleyi korumak için. Okey giriyorum. Şimdi önden bir roket balon desteği atacağım ama o hızlı gittiği için bir uçan kalemizi atalım. Sonra roket balonumuzu gönderelim. Bir roket balonu daha atalım o ee, tekli inmeyecek gibi duruyor. Çünkü yan taraftan hemen tekli cehenneme destek atıyorum. Oradaki tekli cehennemi almamız kıymetli olacaktır. Şöyle bir yıldırım atsam inmedi lan. Ulan nereye gidiyorsunuz? Tekli cehenneme gideceksiniz. Heh. Şimdi oldu. Evet tekliyi aldık. Agacım şöyle bir şifa büyümüzü de atalım. O taraftan çıkma isteğimiz olduğu anlaşılsın. Üst tarafa roket balon atılsa mı atılmasa mı diye düşünürken... Şuradaki hava bombasını zorlayacağım arkadaşlar. Ama uçan kaleyi de birazcık bekleyeceğim. Bu arada top arabalarından hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güzel havadan da aldığımız için bekleme etabında. Oğlum şöyle yandan roket balon atasım geldi ha uçan kale tanklarken. Şöyle bir girelim ya. Bir selamın aleyküm. Barbarı da sağ taraftan attım beyler. Evet en azından oraya aldım. Arkadaki hava bombasını alsaydım daha mı sağlam olurdu? Olabilirdi ama burada ne bileyim uçan kalenin birazcık desteğe ihtiyacı var gibi geldi. O yüzden böyle bir hamle yaptım. Şifanın içerisindeyiz ama arka taraftaki hava savunması ve hava bombası bizi bu sefer mahvedecek gibi duruyor. Evet aynen öyle. Mızrak atara hasar bırakıyoruz. Bir tane daha vur. Vurdun güzel aldın. İskeletler geldi de o süper büyücü kulesi sana neler neler yapar. Oğlum şaka maka, köyü üçlüyorduk lan. Şuradaki barbar bar da evi alsın biz de ekmeğimize bakalım o zaman canlar. Sonra da çıkış sağlayacağım. Evet arka taraftaki duvarı kırmasını beklemeyeceğim abi. Çıkış sağladım. 2915 gayet güzel. Şimdi bizim burada iki tane saldırı hakkımız var. Aşağıya inelim bir bakalım. Kaç altın kasmışız? Agacım 9800... 9000, 9835... 9835-9385 karıştı birazcık. İki saldırım var. Bonus hakkımı henüz almadım. Bonusu nereden alsak? Balonla gününden mi alsak? Çünkü büyücü vadisindeki ganimet düşük. Burada da 1480 var ya. Of! Hiç güzel altın olan yer kalmamış abi. İnşaatçının atölyesi var. Şimdi ejderha kayalıklarına bir bakalım. Buraya bir dalmamız gerekecek. Oh! Hey. Maşallah maşallah. Maşallah. Gerçekten bu ne oğlum böyle ya? Biz burayı ne yapacağız? Şimdi agacım buraya bizim girişimiz okçularla olmak zorunda. Sağ tarafı mancınığa kadar temizlememiz lazım. Alır mıyız almaz mıyız? İnanın ben de bilmiyorum ama zorlamamız gerekiyor. Öfkeli yıllarımla gireceğiz canlar. Şimdi başlangıçta hemen koçbaşıyla başlayıp bir tane de okçumu atıyorum. Duvarı patlattık. Evi aldık. Sol taraftan hemen devam ediyorum. Bir tane de koçbaş atıyorum. Buradan bir tekli cehennemi alma çabam olacak. Füzeye ilerler miyiz? Onu düşünüyorum. Buradan zorlamaya devam etsem mi? Yani burayı alırsam sağ taraf biraz daha kolaylaşacak. Şöyle bir öfke attım abi. Bir okçu gönderelim. Sağ tarafa da bir, bir iki ufak ufak destek vereceğim arkadaşlar. Yani buradaki tekli cehennem ve en azından süper ejderleri alabilirsem ne mutlu bana. Tekli cehennemi alıyorum. Her attığım ekipten bir iki tanesi de sağ kayıyor fark ettiyseniz. Bir okçu daha atalım. Tamam tek bir aldık. Şimdiki hedefimiz yavaştan hem süper ejderler hem de arka taraftaki mancınık. Bu doğrultuda bir koçbaşı attım. Birinci ulaşmadı. Bir okçu daha attım. Bir koçbaşı denemem daha olacak ama şu savunmalar birazcık açılsın istiyorum. Açıldı. Şöyle bir koçbaşı attım. O duvara gitmeni istememiştim oysa ki. Evet okçularımız süper ejderlere sıkıyor arkadaşlar. Yani en azından şu süper ejderlerden iki tanesini alalım ya. Bir hava savunması alıyoruz. Evet şimdi mızrak atara dönerken şu öfkeyi güzel değerlendirmek istiyorum abi. Tam merkeze atmışım. Kapı gibi bir öfke. Abicim şu aradan niye duvara gitmiyorsun sen saçma sapan yerlere gidiyorsun koçbaşı ya. Sen koçbaşısın kendine gel. Önünde şu duvara vurmuyor. Arkalara gidiyor abi ya. İnanılır gibi değil. Şimdi okçu attım bir daha. Şu süper ejder öl artık. Gerçekten sıktın. Öldün en sonunda. Şimdi canolar ee, şuradan bir okçu daha atıyorum. Yavaştan mancına ulaşmaya başladık. Bir yıldırım attım abicim. Bir yıldırım daha atıyorum ve buradaki mancını almak istiyorum. Alırsak mancını güzel olur. O zaman bir şeyler deneyebiliriz diğer savaşta. Bir okçu grubu daha atacağım. Attım abi. Yani her attığımdan ikişer üçer mancına gidiyor. İkişer üçer hava bombasına gidiyor. Yani bu gidişle alamayacağım neredeyse. Attım bir tane daha bu sefer aldım. Şimdi benim diğer savaşta aslında planlarımda işte uçan kale falan yapayım vardı. Ama baktığımızda yani şu an süper ejderler ölmediği için birazcık sıkıntılı bir durum olabilir. 2 tane süper ejder var. Yani benim bonusu da bir yerden toplamam gerekiyor arkadaşlar. Riski atmayacağım bu sefer. Tamam, bir tane saldırım var. Şöyle yapalım. En azından bir yerden en fazla altın olandan bir bonusumuzu alalım. 1190 var. Şurada kaç var? 1245 var. Bizim köyümüzü zaten. <laughs> o 1480 var. Evet balonla gününe gireceğiz muhtemelen. Balonla gününe giriyorum arkadaşlar. Şöyle bir gözcülük yap diyelim. Elimizdeki kombinasyon tamam. Ne vardı abi şu orduyu bir değiştirelim. Hızlıca roket balonları alalım. Ne var ne yoksa kaydet dedim. Şuradan öfke yıldırım her türlü fulleriz zaten. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şöyle hemen hızlıca gönderelim abicim. Evet şuradan şuradan şöyle merkezi öfkele iyice ordu hızlansın. Evet şuradan da son bir attım. Hadi inin artık. Heh. Şöyle evler kalmış. Full geçtik abicim. Okey mi? Okey. 21.291 altına ulaştık. Bir tane de bonus hakkı şu an kazandık. Ejderha kayalıklarına girmeden önce şu altınımızı bir bağışlayalım. Yoksa fazla alırsak boşa gidecek. Okey mi? Okey. Mega mayın vardı. Şuradan bir mega mayına bas. Yaklaş. Mızrak atar var. Yapıştır. Geç. İyice savunmaları bitirmeye devam ediyorum. Şimdi baskınımıza gelelim. Kimse saldırı yapmasın. Buraya güzel bir plan yapalım arkadaşlar. Süper ejder var mı bizde? Süper ejder var. İkinci seviyemiş. Sağ tarafı roket balonlasak. Şu süper ejderleri süper ejderle alsak. Şu altta bir hava savunması var. Bir tane tekli cehennem var. Yıldırımları konu yaparız. Tamam. Süper ejder roket balon gireceğiz mecburen. Diğer türlü çıkış sağlayamayız. Ya da uçan kaleli mi girsek? Ama o zaman da süper ejderleri indiremeyiz aga. Orada sıkıntılı süper ejderler var. Şöyle gireceğim. 3 süper ejder, 6 roket balon. Kaydet butonu, saldır butonu. Evet. Şimdi canolar. Şuradan bir hava savunmasına gidelim dedik. Gidemedik. Büyücü kulesine gittik ama bedavadan öldük. Evet süper ejder bize doğru gelirken Şurada kendi süper ejderimi öfkenin içine soktum. Eyvallah dediğim. Şu sağ taraftan bir roket balon atıyorum. Şuradan da bir roket balon attım. Yan taraftaki hava savunmasını bir tanesi alabilecek mi? Bir öfkem var. İki süper ejderim var. Şuradan mecbur bir tane daha atacağız abi. Bu pek olmadı işte. Şuradan kalan süper ejderlerimi attım. Öfkemi atmalı mıyım? Öfkemi atmamalıyım. Bir yıldırım attım abicim. Önden roketler tanklasın. Haydi birazcık hızlanmamız gerekiyor. Oradan bir çıkış sağlamamız gerekiyor. Orayı aldık. Güzel. Şimdi süreyi yetirebilir miyiz? Üst tarafta da evler var. Hiç okçu falan da almadık. Bir öfkem var. Tam şu merkezde kullanmayı planlıyorum arkadaşlar. En yakın roket balon atabileceğim menzili de kontrol etmeye çalışırken şuradan bir öfke patlattım. Şöyle de bir roket balon attım. Hava savunmasını almak adına. Bir tane süper ejderim ölmeseydi daha iyiydi. Büyük ihtimal 3 yıldız alamayacağız ama yine de ilerletebildiğimiz kadar ilerletelim. Tekli cehennemi şurada devre dışı bıraktım. Hızlanın, hızlanın, biraz daha hızlanın. Süper ejder, hadi canım bir tane vuraydım be. Bir buçuk saat geçti. Olsun, eyvallah. Yine güzel altın aldık arkadaşlar. 2540, akmasa da damlar. Başkent 7'de yine güzel. Yani sadece okçu saldırısı yapsaydım çok daha fazlasını kazanabilirdim. Fakat farklı farklı kombinasyonlar yaparak ilk 4'e girdim gördüğünüz gibi. 16.522 gayet güzel bir altın ve full roket balonunu saldırılarda gerçekten çok keyifliydi. Yavaştan videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son kalan altınımızı da şöyle bir yere bağışlayalım rastgele. Evet mızrak atar varmış. 6000'lik şuradaki mızrak atarımıza bağışladım. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.